Merhaba arkadaşlar. Çalışmaya devam. Son nefesi verene kadar. Önce şunu söyleyeyim, ondan sonra devam edeyim konumuzu. Arkadaşlar şu Tamer Usta Çakın TV'ye hadi bir daha. Hadi bir gayret daha bir el atın şöyle. Tamer Usta Çakın TV. Hadi arkadaşlar. Hem nerede gözükecek? Ya şurada ya şurada. Eğlence kanalı yazacak yani. İki yerden bir yerde yazacak. Eğlence kanalı diye ünlem işareti. Videonun sonunda da bitiş ekranlarında da var. Şuraya bir el atalım arkadaşlar. Az kaldı. 614 olduk. 1000'e yaklaşıyoruz yavaş yavaş geri sayıp. Şimdi şu malum rahatsızlığından dolayı arkadaşlar. Ankara'da bir profesöre gittim. Bu videomda bahsettim galiba ama sonra vazgeç, bu videonun arasını kestim mi yoksa daha yayınlanacak mı? Yayınlandı mı? Tam da aklımda değil. Burada da bahsedeyim şöyle. Ankara'da Gazi Hastanesi'nde profesöre gittim arkadaşlar. Buradaki doktor bana hiç bayıldın mı diye soruyor. Şeyin sonuçlarına baktı. Holter dediğimiz şöyle küçük bir alet, kablolar var, göğsüne yapıştırıyorsun. 24 saat sen normal yaşantını sürüyorsun. O seni 24 saat kaydediyor. Kalp atışlarını, vücudu dinliyor yani 24 saat. Buradaki doktor şaşırdı. Sonuçlar çıkınca milletin kulaklarını okuyacak. Beden kaç kişi daha var. Haber Özçelik kim dedi? Benim dedim. Dışarıda bekliyoruz dedi. Bekledim. Seni sonra çağıracağım dedi. Neyse bir müddet sonra çağırdı. Sen dedi hiç bayıldın mı diye sordu. Yok dedim. Bu sabah dedi saat 7.22 neredeydi? O saat dedi ayakta mıydın yatıyor muydun dedi. Sabah kahvaltı yapıyordum. Rahatsızlandım yine o saatte de biliyorum. Yok dedim ayaktaydım. 7.22 gece ayakta mıydın diyor. Ya ayaktaydım diyorum, doktor inanmıyor bile ayakta olduğum. O şekilde rahatsızlığı artık nasıl bir şeyse. Neyse EPS denen bir sonuç istedi. Biz de gittik. Özellikle profesör istedik. Hani beklentimiz çok yüksek tuttuk, ne yaptık bilmiyorum. Profesör olsun, hani işin uzmanı olsun. Profesör deyince ne anlıyoruz? İşin uzmanı. Yani şeyi artık üst şeyi. Gazi Hastanesi'ne randevu aldık. Eşim almış profesör diye. 170 küsür lira da muayene parası verdim. Girdim, daha yaşı genç. Belki 40 yaşlarında var, yok. Karşılıklı oturduk, neyim var dedi. Dedim böyle böyle rahatsızım. Buradan götürdüğüm motorun sonucunu verdim. Baktı. Sen ne dedi? Fazla atım var. Kalp tık atıyor ya arkadaşlar. Benimki tık böyle. Yani atıyorum 15 saniyese, yani saniyenin şeyi veya da bir saniyede bize bırakması gerekiyorsa benimki oraya ikinci atış sığdırıyor. Ama hemen peşinden normal bir saniye daha bir daha atış yapmıyor. Normal süresinde dolmasını bekliyor. O da beni o anda rahatsız ediyormuş. Doktorun bana dediği, senin günde 184 sefer ne olmuştu 24 saatte. Bu önemli bir şey değil dedi. Profesörün dediği. Hiç muayene falan hiçbir şey yok. Oturuyoruz karşılıklı. Efendime söyleyeyim. Biz bu EPS denen şeyi detayla incelemeyi günlük 8-10 bin kere, bakın 8-10 bin kere fazla atımlı olan kişilere yapıyoruz dedi. Bana bir tane de hap geldi. Gönderdi res selam. Yani diyor ki daha şimdi senin acillik bir durumun yok. Daha vücudun direnebiliyor ki vücudun direnci bitince iyice artık bir durmasa varsa gelmeye yaşarsa 8-10 bin defa fazla atım yapana kadar gelmem. O zaman da yaşarsan işte gazeteyi geçirmezsen gelirsin bir şeyler yaparız. Yani resmen dediği bu. Kardeşim
ameliyat etmeyeceğim. Kesip biçmeyeceğim. Bir test var. Detaylı inceleme. Bunu yapacaksın yani. Bu senin görevin. Yani erken teşhis. Ayak burada. Kardeşim ben gelmişim işte. Gözde görülen bir rahatsızlık var. Sen bunu niye yani bir daha zor sabaya getiriyorsun ki? Bu 184 kere mi işte, 186 kere mi yapınca tedaviye çalışsam daha rahat olmaz mı? Senin için de müdahale etmesi daha kolay olmaz mı? Şimdi bir arabanın şanzımanından ses geliyor. Sen ona hemen söküp bakma. Ondan sonra şanzıman kilitleyince götürüyor ustaya, tamirciye yaptırmaya çalışıyor. Şimdi o ses gelince yapılmasıyla kilitleyene kadar yapılması arasında ne fark var? Dünya fark var. Şimdi Samet Gökçü kardeşimiz 825 lastikli Eder'i soruyor nasıl makine diye. Zamanında iyiydi. Çalıştık. 815'lere bindim, 835'lere bindim, 25'e bindim. Zamanın iyi makinalarıydı. Ama şimdi onlar bitti ya. Artık bunlarla ekmek yenmez yani. Piyasada rekabete giremezsin. Çünkü arızası çok olur. Randımanı çalıştıramazsın. Yağ kaçağını bitiremezsin. Hararetin sorunu olur falan filan bir sürü işler. Stresi, bunalımı dersen ona keza. Şimdi burada bundan diyebilirim 10 yıl önce belki daha fazla burada bir kardeşimiz makine aldı, lastik deskovatör aldı, çok eski model bir şey yani. O zamanlar için bizim patron sıfırı 250 mi 300 milyona, o zamanın parayla 250-300 milyara sıfır lastikli almıştı. O arkadaşımız da yalan olmasın ya 25 ya 30 milyardı. Yani şimdi o parayla, eskinin parasıyla yani 25-30 bin liraydı. Şimdi yeni parayla 25-30 bin lira o zaman. Kullanan da tanıdık birisi. Gitti. Dedim ki ya arkadaş 20-30 bin liralık makineyle piyasada çalışamazsın. Yani şimdinin de kaç para değerinde diyelim? 150 bin lira. 100 bin lira ya anca eder etmez diğerinde bir eskovatör. Dedim mümkün değil. Çünkü adam gidecek 400 bin lira verecek. Makine alacak. Sen gideceksin 20 bin lira 30 bin lira vereceksin. Makine alacaksın ve piyasaya gireceksin. İş almaya çalışacaksın. Kapmaya çalışacaksın. Ya makine çok güzel falan dedi kullanan kişi. Şudur budur. Kış ayı böyle soğuk. Kanal kazıyorlarmış. Dedim ya şimdi belli olmaz. Ağustos ayında göreceğiz onu. Temmuz'da, Ağustos'ta. Hararetini, yağ kaçaklarını falan dedim. O şimdi belli olmaz makine. Dediğim gibi arkadaşlar yaz geldi. Temmuz veya Ağustos. Hem neyse o aylarda sıcaklar çöktüğü zamanlarda. Makineyi alan arkadaşımız sattı. Baş edemedi yağ kaçaklarından, arızasından, hararetinden, şundan, bundan. Yani şimdi bir mantıken düşündüğü zaman da bir tarafta karşında şimdinin parasıyla diyelim 1 milyonluk makine var. 1 milyon TL'lik sende işte 80 bin liraya, 50 bin liraya, 100 bin liraya makine alacaksın, piyasaya çıkacaksın. Böyle bir şey yok. Eskiden de zamanında onların ekmekleri indi. O makinelerle rekabete girilmez artık yani. O yüzden hayır gelmez. Şevki Cev kardeşimiz bizi Hollanda'dan takip ediyor. Burada makinalarda kova, kırıcı haricinde parçalar takılıyor. Türkiye'de de değişik parçalar var mı? Teşekkür ederim, saygılar demiş. Şevki Cev kardeşim, bizden de selam olsun. Burada da var. Değişik aparatlar var. Makaslar var genelde. Üçüncü. Kova kırıcıdan sonra genelde kullanılan makaslar var inşaat yıkmaya. Mesela şu şekilde binanın kolonlarını kesmek için
hidrolik basınçla kullanılan makaslar var. Bizim bu palatada çok şey kullanılmadığı için, değişik aparatlar kullanılmadığı için bilmiyorum. Bir de gördüğüm hurdacılarda şeyler var. Şu şekilde hurda almak için yerden. Kovaya söküyor, onu bağlıyor. O da hidrolik bir şekilde. Üçlü dörtlü kancası var. Yerden hurdayı almak için hurdacılar kullanıyorlar. O aparat var. Aklımda olan şimdilik bunlar var. Mutlaka belki değişik amaçla kullanılan başka şeyler vardır. Ama benim gördüğüm, şu anda bildiklerim bunlar var. Şöyle düşünüyorum, şu anda başka gözümün önüne gelmiyor ya. Bunları da kullanmak nasip olmadı bize. Şey denk gelmedi. Artı genelde mini ekskavatörlerde kullanılan kaldırımları döşerken, banket taşları falan, ağır taşları falan döşerken yine takılan bir aparat var. İki taraftan ayaklar var, sıkıştırmalı. Hatta tamam, onunla ilgili bir videom da var. Mini ekskavatör kaldırım döşerken o aparatın, çalışma aparatının da bir videosu da var. Benim dediğim bunlar var. Daha değişik şeyler olabilir belki ama bize denk gelmemiş. İsteklerimiz kısıtlı olduğu için, yani Polat'tan dışarıya çıkmadığımız için varsa da bilmiyorum yani. İşte başka aparatlar varsa da illaki vardır. Ama benim gördüklerim bunlar. Az bir işimiz kaldı. Aslında normal saatimiz doldu ama müteahhit abimiz rica ediyor. Yarın çalışma yok. Şurayı bitirelim, bir 4-5 araba eksik diye. Aslında bitirmemiz gereken yeri de bitirdik. Ha, buralar sonradan eşantiyon çıktı ama işte biz şeyi seviyoruz, hani araya bir şey sıkıştırmayı. Sağ olsun, kendi iyidir yani, insanlık olarak, şey olarak iyidir ama arada bize oluyor işte, maraba kısmı oluyor yani, bu fazla çalışmalar, şeyler falan bize oluyor ama sağlık olsun be, sağlığımız yerinde olsun, bir şey değil. Bir saat fazla çalışmaktan o kadar işini yaptık hacı abinin, sağlık olsun diyeceğiz artık, yapacak bir şey yok. Çok güzeldi. Cumartesi, pazar. Çok güzeldi. Öğlenleyin. Yani şeysiz, normal bir hırkayla gezebilir durumdaydı. Bayağı iyi ısıttı. Pazartesi ile salı, şey, perşembe, cuma çok iyiydi. Değil mi? Değil ya. Evet. Cuma, cumartesi iyiydi. Pazar soğudu. Bugün pazartesi. Biraz daha soğudu. Yani iyice. Yarın salı, galiba çarşamba günü kar geliyormuş. Bizim özellikle Polatlı kısmı biraz kış yönünden kısır yani, kar yağma yönünden. Güneydoğu'da bazı yerlerde galiba 2 metre yakın kar varmış. Gönderse yani 2 metre değil, biz 50 santime de razıyız. 50 santim yağıverse de razıyız ama kurban olduğumun takdiri. Gerçi biz burada biraz batıda, İç Anadolu'da biraz kar fazla yağdı mıydı, herkes ne yapacağını şaşırıyor. Ortalık allak bullak oluyor. Millet bir yağsın ediyor hemen. Oo. Yani ona da karşı gelenler çok. Bir zamanlar bundan
5-6 yıl önce falan Polatya'da böyle kar yağmıştı. Türkiye genelinde şey yapmıştı. İstanbul'a hemen kar yağmaya başladığımız spikerler başlıyordu haberlerde. Beyaz felaket, beyaz kabus geri geldi, şöyle oldu, böyle oldu. Susuz kalacaklar haberleri yok. Gökten düşen nimete beyaz kabus, beyaz felaket diyorlardı. Ama bu sene kimsenin sesi çıkmıyor. Baktılar işler şeye gidiyor. Tehlikeli olmaya başladı. Resmen İstanbul'da su bitecek. Biraz şey oluyor ya. Şöyle davranıyorlar. Sanki dünya İstanbul'un etrafında dönüyormuş gibi. Ama İstanbul'a bir şey olmasın. Gerisi ne olursa olsun.